Kanser tedavisi görenlerin ortak sorunlarından biri saç dökülmesi. Tedavisi zor olan bu hastalığa bir de fiziksel değişiklik eklenince hastaların moralini olumsuz yönde etkileyebiliyor doğal olarak. Kanser Savaşları Derneği saçlarını kaybeden hastalara yardımcı olmak için Saçım Saçın Olsun projesi başlattı. Kanser hastalarının birçoğu tedavi süresince saçlarını kaybediyor. Hastalar bu fiziksel değişimden olumsuz etkileniyor. Kanser Savaşçıları Derneği saçlarını kaybeden hastalara yardımcı olmak için geçtiğimiz yıl Saçım Saçın Olsun projesini başlattı. Bundan yaklaşık 11 yıl önce ben kanserle tanıştım. Ondan sonra Kanser Savaşçılar Derneği ya da kanserle ilgili olan tüm dernekleri araştırmaya başladım. Sosyal medya hesaplarından duyurulan projeye ülkenin dört bir yanından kuaförler destek verdi. Yüzlerce saç bağışı sayesinde hastalar peruklarına kavuştu. Tümörden sonra kendilerine mail attım. Kanser Saçım Saçım Olsun Derneği'ne. Tedavi göreceğimi ve saçlarımın döküleceğini söyledim. Ve bana hemen cevap yazdılar. Sonra görmüş olduğunuz bu saçı gönderdiler bana. Ve ben bu saçı kestirdim, boyattım, fön çektirdim. Ya kendime özgüvenime kavuştum. Kanser hastalarının ilk göze çarpan sorunudur saç dökülmesi. Hastalar özellikle bu dönemde daha çok morale ihtiyaç duyuyor. Siz de saçlarınızı bağışta bulunarak kanser hastalarını mutlu edebilirsiniz. Sentetik perukların yerine orijinal saçtan yapılan peruklar tercih ediliyor. Sebebi ise daha sağlıklı olması. Uzman kadromuzda da hijyenle, enfeksiyonla ilgili pek çok bu konuyla ilgili çalışan uzmanımız, doktorumuz var. Gerçek olmayan o sentetik peruklar bir süre sonra hijyen problemlerine yol açabiliyor, enfeksiyonlara yol açabiliyor. Hastaların zevkine ve istediğine göre tasarlanan peruklara bakım da yapılıyor. Bu süreç içinde peruk bakımıyla ilgili desteğe ihtiyaç duyarsanız, peruğunuzu değiştirmek isterseniz o zaman da gönüllü kuaförlerimizden destek alabileceklerini söylüyoruz. Tamamen ücretsiz olan projenin parçası olmak isteyenler Saçım Saçın Olsun isimli sosyal medya hesabından iletişime geçebiliyor.